Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sevgili Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Tekirdağ Tarım Fuarı'ndan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Önder Tohumculuğa konuk olduk. Yanımızda üretim sorumlumuz Enis Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler gelecekler. Enis Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz vallahi, işte fuarımız var. Evet, hayırlı fuarlar. Sağ olun. Sağ olun. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Bizleri burada misafir ettiniz. Ağırladınız. Çok rica sağ olun. Ederim, ne demek. Enis Bey, ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce değerli ekran başındaki izleyicilerimize Enis Bey'i tanıtmak istiyorum. Enis Bey kimdir? Bu sektörle tanışmanız nasıl oldu? Çekirdekten mi yetiştik? Bir heves miydi? Biraz bunlardan bahsedelim. Çiftçiden gelme bir aile çocuğuyum. Evet. Bu işin temelinden beri bu sektöre devam ediyoruz. Yani o toprağın kokusunu aldık. Aynen öyle. 5 seneden beri evet. Bu tohumculuk sektörünün içindeyim kendim olarak. Burada üretiminden satışına kadar devam ediyoruz. Devam Önder Tohumculuk'ta, çok alanlarda evet. Faaliyetlerimiz tabii ki devam ediyor diyebiliriz. Biraz da Önder Tohumculuk'tan bahsedelim isterseniz. Firmamızı kaç yılında kurduk ve burada ürünün gruplarında neler var? Önder Tohumculuk 1989 yılında 62 üye arasından çiftçi grubundan kurulmuş bir şeydir. Evet, gruptur, evet. Buğday, arpa, mısır satışını yapmaktayız. Yurt dışına 50 kademe tohum geliyor. Burada çoğaltma usulüyle çiftçilerimize iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. İyi ürünleri vermeye çalışıyoruz. Evet, yani ülkeye de aslında bir anlamda katkıda bulunuyoruz. Tabii ki, tabii ki yani sonuçta. Anlamda da bir yani her zaman aslında üretmek gerekiyor ki maalesef bizim son dönemlerdeki jenerasyonların hepsi maalesef tüketime yönelik. Evet. Üretmek lazım ki ilerleyen dönemlerdeki gelecek nesile de bir takım şeyler bırakabilir. Zaten getirdiğimiz tohumlar hep yüksek verim, hep beta açısından çiftçinin ihtiyacını doğrusunda bir şeyler piyasaya sunmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Bu bölgeyle mi çalışıyorsunuz genelde, Türkiye'ye genelde mi peki? Genelde üretimimizin çoğu Marmara bölgesi. İç Anadolu'da bayitlerimiz var. Tarım Kredi kanalına genelde tohumumuzu pazarlıyoruz. Burası zaten bir çiftçi kuruluşu, bir çiftçi örgütü. Çiftçilerin kurmuş olduğu bir şirket zaten. Önder Tohumcuk. Evet. Türkiye'deki ilk çiftçi örgütü diyebilirim yani. İlk çiftçi örgütü. Tabii ki yani. Sektöre baktığımız zaman irili ufaklı bazı sıkıntılarla düşmesiz karşılaşabiliyoruz değil mi Enis Bey? Tabii ki, tabii ki. Sektörün sıkıntıları neler peki? Sektörde yurt dışından yeterli metaller getiremiyoruz. Bir de sıkıntılar şeyden dolayı oluyor. Bu alt birliklerden şeyden dolayı bayağı bir üretici mağdur oluyor. Evet. Alt birliklerden dolayı. Evet, bir de artık bu işi bilmeyen insanlar da bu işi yapıyor. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Tabii ki, tabii merdiven altı üretimler, merdiven fiyat maalesef, kırıyorlar. Maalesef. Yani yeterli derecede üretim yapmıyor. Çok tüccarlar da bu işi yapmaya çalışıyor. O yüzden biraz sıkıntı olmaya başladı yani. Evet, aslında herkes kendi bildiği işi yapmalı. Aynen, yani aynen öyle tabii ki. Kontrolünü yapmalı. Tabii ki doğru diyorsunuz herkes ama. Herkes kendi bildiği işi yapmalı diyelim. Buradan hatırlatalım bunları ki sektörde bir sıkıntı yaşanmaması adına. Evet. Fuardasınız. Fuarın ilk günü çok güzel bir fuar. Nasıl geçiyor fuar? Fuardan memnunuz ilk gün bugün. Evet. Salı çarşamba herhalde biraz daha kalabalık olacağını düşünüyoruz. Çiftçilerimiz geliyor, bayilerimiz geliyor, tarım kredi personelinden geliyor. Yeni ürünlerimiz var, onlara tanıtımını yapıyoruz. Evet. Bu şekilde söyleyebiliriz. Aslında fuarlar da çok büyük bir avantaj sizin için. Tabii hani ki yani. Burada oturup sohbet etme imkanı bulabiliyorsunuz, fikir değerlendiriyorsunuz değil mi? Kendinizdeki belki eksiklikleri tamamlıyorsunuz bu noktada. Bu da çok büyük bir platform diyebiliriz. Tabii ki fikir yani. Alışverişi yapmak açısından çok faydasını görüyoruz yani. Fuarlar için çok faydasını görebiliyoruz. Evet. Peki Enis Bey, uzun yıllardır sektördesiniz. Yani tabii 5 ki. Yıl gibi ciddi bir süre var önünüzde. Yani mutlaka bir yola çıkarken bir hedefte koymuşsunuzdur kendinize. Bunlara ulaşabildiniz mi? Bundan sonra neler olur? Yani Önder Tohumculuğu nerelerde görebiliriz? Önder Tohumculuk var. Genelde biz yurt dışından basic kademe tohum gibi burada çoğaltma usulüyle çiftçimize iyi ürünler vermeye çalışıyoruz. Evet. Peki buradan çiftçiler neler yapmalı? Yani çiftçilerin de mutlaka dikkat edeceği bazı hususlar vardır. Hani hem ürün konusunda, hem ekme konusunda, biçme konusunda değil mi? Evet, tabii ki. O yüzden zaten genel tohumlar, gelen tohumlar, yurtdışından gelen tohumlar zaten şey olarak görüyoruz. Yani uygun fiyata çiftçi evet. mağdur olmayacak derecede vermeye çalışıyoruz.
Evet, ya tabii ki de bu çok önemli ama sadece bir takım şeyler de uygun fiyat politikasıyla yaklaşılmamalı. Şöyle de bir gerçek var. Hani kalite ucuz alınmaz. Bu da bir net. Tabii ki. Ha, toprağı vermelisin ki almalısın aslında, değil mi? Birim alandan en fazla verim işte almaya bakıyoruz yani. Değil mi? Tabii ki yani. Biz de bu yolda sizlere başarılar dilerimizi. Teşekkür ederiz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki buradan son olarak efendim ekran başındaki izleyicilerimize, sizi sevenlere, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Bugüne kadar bize vermiş olduğu desteklerden dolayı herkese teşekkür ederiz. Biz de herkese çok teşekkürlerimi sunalım. Bir kere herkese Önder Tohumcu'la davet edelim. Teşekkür ederim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize Tekirdağ'a katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet hayatınızda başarılar. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizleri Tekirdağ'dan seslendik. Şüphesiz tartışmasız sektörün marka ismiyle beraberlik Önder Tohumcu'la Ruhu Oğuz'la buradan aktaracaklarımız. Şimdilik bu kadar, sözü merkeze bırakıyoruz.